Sevgili izleyiciler, her cuma olduğu gibi bu cuma da sizlerle beraberiz. Her hafta farklı bir konu, farklı bir konu. Bugün yine değerli bir konuğum var. Çok izlediğim, keyif aldığım ve Türkiye'nin çok önem verdiği konulardan bir tanesi sigorta ve sigorta bürokerliği. Onun sahibi, yöneticisi Alper Ziyal, dostum olarak hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız, ne var ne yok? İyi, sağ olun valla. Türkiye şartlarında her gün yeni bir gündemle. Çok güzel. Peki Alper Bey, bir sigorta hayatınızı anlatır mısınız? Nedir önce Alper Bey, sonra firmanıza geçelim, Teleşurat. Ondan sonra da Türkiye'deki ve dünyadaki sigorta. Memnuniyetle. Alper Ziyal'ın açıkçası hiç sigortacılık gibi bir ajandası yoktu öğretim hayatına başladığı zaman. Üniversite dönemim bittikten sonra esasen benim ağırlığım turizm üzerineydi. Turizmle ilgili üniversite döneminde hep turizmle ilgili işler iştigal ettim. Turlar yaptım vesaire. Çok da keyif alarak yapıyordum. Hatta 2 sene işletme okuyup 2 sene daha sonra turizmle tamamlamıştım. Ama İstanbul'a geldikten sonra, Kıbrıs'ta okumuştum. İstanbul'a geldikten sonra babamın yanında, babam da rahmetli, işte 1987 yılında bir sigorta acenteliği kurmuştu. Esasen onun da hiç mesleki olarak sigortacılıkta bir bağlantısı yoktu. 1987'den önce babam Malatyalı, biz ailecek Malatyalıyız. Malatya'dan gelince Eczacılık Fakültesi mezunu. Normalde bir uzun yıllar ilaç sektöründe çalışmış, üst düzey yöneticilik yapmış. Daha sonra Almanya'da yaşayan bir akrabamız vardı. O akrabamız sigortacılığın çok geleceği mesleği olduğunu babama anlattı. Babam da profesyonel hayatı bırakıp sigorta acenteliği kurdu. Babanızdan geliyor yani. Babanız da sigortacı. Evet, evet, aynen. 1992-93 gibi işte benim okul hayatım bittikten sonra ama bildiğiniz ofis boyu olarak şirkette çalışmaya başladım. Çok da o zamanlar hani vizyonel anlamda sigortacılıkla ilgili çok da bir şey bilmiyordum ama bildiğiniz gibi resmen tam en başından başladım mesleğe. Yani SGK kuyruğu da biliyorum, otobüsleri de biliyorum, bütün hamurunu biliyorum işi. Arkasından birazcık da metozori demeyeyim de zorunluluklardan dolayı babamın sağlık problemleri başlamıştı. Şirkette o zaman fena bir acentelik değildi. İşin başına geçtim. Babam vefat etti. Arkasından işin başına geçtim. Ama acentelik, hep ben böyle sigortacılığı farklı yapmak istedim Türkiye'de. Acenteler genelde Türkiye'nin zaten önemli bir domino taşı acentelerde. 17 bin tane sigorta acentesi var. Ama ben mesleki deformasyonu yırtmak istiyorum. Çünkü sigortacılık birazcık çok popüler bir meslek değildi. Baktığınız zaman sigortacılık dünyada çok önemli bir meslek. Yani bankacılar, sigortacılar, leasing şirketleri, faktör bir finans kuruluşu esasen sigorta. Ama Türkiye'de birazcık popülaritesi düşük bir meslekti. Ben bunu hani bir üst seviyeye nasıl taşırım deyip o zamanlar 2001 yılı gibi brokerlik için Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı'na başvurdum. Acente ile broker'ın arasındaki fark, acente sigorta şirketinin temsilcisi, broker müşterinin temsilcisi. Bizim zaten bir sigorta şirketiyle organik bir bağımız yoktur. Hep biz müşterinin tarafındayız. Yani müşterinin ihtiyaçlarına yönelik sigorta şirketleriyle pazarlığı yapan, hasarını yöneten, bütün yıl boyunca arkasında duran görev tanımı bu şekilde geçiyor sigorta brokerliğin. Ve biz raporlamamızı direkt hazineye yapıyoruz. Hazine bizi denetliyor zaten. Daha sonra brokerlik şirketini kurdum. Bir 7-8 yıl içerisinde de Türkiye'nin en büyük ilk 5 brokeri arasında yer aldık. Ne zaman kurdunuz o brokerliği? 2001'de kurdum. 2001'de. Ama Teleşur değildi. Teleşur değildi, başka bir isimdeydi. Evet. Sonra 2012'de bir yabancı şirket, Standart ünlünün vasıtasıyla, Atilla Bey sağ olsun, ben çok sevdiğim bir dostumuzdur Atilla Köksal. Onun vasıtasıyla bir Güney Afrikalı bir grup Türkiye'de yatırım yapma kararı aldığını söyledi. Bu Teleşur dediğimiz. Teleşur şirket. Merkezi evet. İngiltere'de Güney Afrika kökenli. Esas Güney Afrika kökenli. Güney Afrika'da sigorta şirketi var. İngiltere'de sigorta brokerliği yapıyor. İngiltere pazar payının bireysel sigortacılıkta %55'ine hakim olan bir grup. Çok devasa bir grup. Ama sadece orada da değil. Hollanda'da var, Fransa'da var, Çin'de var. Türkiye'de gelişmekte olan ülkeler sınıfında olduğu için işte Brezilya, Türkiye ikisi arasında karar vermeye çalışıyorlar. Türkiye'ye geldiler, benimle görüştüler. Ben de hep böyle bir inovasyon hoşuma gidiyor mesleki anlamda. Neler yapabilirim, neler kazandırabilirim diye. Ben dedim ki ama onlara da yani ben bireyselde hiç bireysel bildiğim bir taraf değil. Ben kurumsal brokerim. Büyük firmaların, sanayi tesislerinin, AVM'lerin, enerji işlerinin o tip konularda benim uzmanlığım.
Biz zaten hani seninle ortaklığımızı şöyle düşünüyoruz dediler. Yani biz Alper Ziyal kimliğiyle bu ortaklığı yapacağız. Yani senin mesleki tecrüben, yıllardır verdiğin emek. Yani biz ismini ortak olarak almak istiyoruz dediler. Ve öyle bir yıl filan onlarla bir bu görüşmeler sürdü. Çünkü karar verememişlerdi hangi ülkeye yatırım yapacaklarını. Sonunda biz due diligence vesaire benim şirketi satın aldılar. Belli bir kısmını. Majority ortak olarak. Sonra bu bireysel sigortacılığa girdik. Koalay.com diye bir marka yarattık. Bireysel sigortacılık. Dijital sigortacı. Dijital, tamamen dijital. Bu süreç içerisinde 5 yıl boyunca ben oradaki iş geliştirmeden sorumluydum ağırlıklı olarak. Hani inovatif sigortada neler yapabiliriz. Ama çok ciddi bir ekiple çalıştım. IT kökenli bir iş olduğu için açıkçası ben teknolojiyi çok severim ama algoritmasını bilmem. Çok doğru insanlarla çalıştığımız için şu anda Türkiye'deki lider, dijital sigortacılıkta liderlerden bir tanesi Koalay.com. 5 yıl sonra benim hani orada bir şirket satın alması oldu. Hesapkurdu.com'la birleşti Koalay.com. O da kredi karşılaştırması. Koalay sigorta poliçeleri karşılaştırması. Tamamen bireysel ürünler adına. Ben de orada hani misyonumu doldurmuşum gibi hissettiğim için Teleşur'la Koalay'ı ayıralım diye karar aldık yönetim kurulu olarak. Sonra Teleşur Sigorta, Restaurant Broker'la AŞ'yi ayırdık biz. Marka haklarını ben de. Koalay.com sadece teknoloji odaklı bir şirket oldu. Zaten hani bu Ar-Ge teşviklerinden dolayı kapıları da ayırmak gerekiyordu. Biz fiziki olarak da bizim kurumsal 40 kişilik ekibimize yeni ofise geçtik. Toplam kaç kişi çalışıyor sizin toplam dijitalde ve kurumsalda? 150 civarı. Bunun 100 küsur kişisi Koalay. Zaten 50 küsuru sadece sırf yazılımcı onların. Bizim tarafta da 40 kişilik bir kurumsal ekibimiz var. 2,5-3 yıldır da kurumsalı tekrar ayağa kaldırdık. Şu an dediğim gibi sıralamada fena bir pozisyonda değiliz Teleşur Broker'lık olarak. Koalay'da Koalay markasıyla bireysel sigortacılıkta devam ediyor. Ben orada minority shareholder olarak devam ediyorum. Bu tarafta da hala yabancı ortaklarım devam ediyor. Çok şükür hani sektörel anlamda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İyi de bir pozisyondayız. Ama bunlar dediğim Türkiye'de gibi. Türkiye'de de dijitalde lider ve kurumsalda da ilk 5 iş arasında. Yani brokerlerin istatistiği çok yayınlanmıyor. Prim üretimi, gelirleri vesairesi. Yani çok şeffaf değil orada ama benim tahminim ilk 5 içerisindeyizdir. Yani ben bir olayım diye de bir çabam yok. Çünkü biz biraz müşteri segmentinde daha butik çalışmayı seviyoruz. Bizim ekibimiz de çok eski yani en genç personelimiz 5-6 yıldır bizde. 20 küsur yıldır benim yanımda olan arkadaşlarım var. Yani siz uzun yıllardır broker olduğunuz için biz de sizi çok yakından tanıyoruz. Hı hı. Türkiye brokerlığı vesaireleri sizlerden öğrendim. Daha önceden köşedeki her muhasebecinin, bakkalın vesairenin acenta sistemiyle gidiyordu. Daha kurumsallaşınca büyük şirketler kendileri de sigorta yapmaktan vazgeçip brokerlar üzerinden gitmeye başladı. Doğru mu söylüyorum? Aynen öyle. Benim de zaten hani amacım da oydu. Çünkü peki brokerlık ne artı getirecek? Yani biz direkt gidip bir sigorta şirketiyle de konuşabiliriz. Ya da o sokakta tabelalarını gördüğümüz araba plakası çıkan vesairelerle acentayla görüyoruz. Brokerlık ne getirir? Bana ne getiriyor mesela? Merak ediyorum. Yani ben şöyle görüyorum. İşte ilk başında söylediğim gibi sigortacılık başlı başına bir finansal meslek. Ve ehil insanların yapması gereken meslek. Türkiye'de şöyle yanlış bir algı var. Hani ben işte Durmuş Döven'i tanıyorum, işte Ahmet Mehmet'i tanıyorum. Öyle. Hemen bir tane acentelik açayım, sigorta işlerini yapayım. Ama baktığınız zaman sadece poliçenin, yoksa biz kağıt satıyoruz yani. Bir kağıdı basıp müşteriye vermek değil. Brokerin farkı, önce bir kere müşterinin MR'ını çekiyoruz biz. Bütün sigorta ihtiyaç analizini yapıyoruz. Zaten Telematics diye de bir yazılımımız var bununla alakalı. O röntgeni çekiyoruz, bunları bir labedel yapıyoruz. Geliyoruz, müşterinin önce ihtiyacı ne? Riskleri bakıyoruz, evet. Yani mevcut poliçeleri varsa o poliçelerini inceliyoruz. Onlarla ilgili sonra bizim bir şirkette Telematics diye geliştirdiğimiz bir yazılımımız var.
Risk mühendisleri geliyor, tesisinize bakıyor. O risk analizlerinden sonra o sisteme yüklüyoruz onu, bedelleri vesaireyi. Sonra oradan bir rapor çıkartıyoruz. O raporda diyor ki, şu şunları, şu poliçe, şu sorumluluğu alması lazım. Bunun limiti yüksek, bununki az. Bu raporu size yapıyorsunuz. Şirketin bu konuyla ilgili kişisine takdim ediyoruz. Sonrasında brokerle çalışıp çalışmam gene patronun takdirinde olan bir brokerle şey. Brokerle çalıştı. Broker da bu sefer sigorta şirketine gidiyor. Onlar da restoransa gidiyor. Aynen öyle. Doğru mudur bu hat? Aynen öyle. Biz analizi yaptıktan sonra eğer ehil kişi olarak bizi tayin ederse müşterimiz, sigorta şirketleriyle o pazarlıklar yapılıyor. En iyi fiyat, en uygun şartlar. Genelde biz ilk 10-15 şirkette zaten ağırlıklı çalışmaya gayret gösteriyoruz. Evet, kaç tane ana şirket var? 26 Japonlar tane var, sigorta şirketi var. 26 tane büyük, evet. Bankalara bağlı, bağlı olmayan, bağımsız. Aynen öyle. Yani biraz sektör de çok değişti bu son 10 yılda. Yabancı sermaye çok girdi. Türkiye'de şu anda nereden baksanız %80-85'i yabancı sermaye zaten sigorta şirketlerinin. Yabancıların çok ciddi bir iştahı var Türkiye'ye. Neden? Türkiye'deki oran mı düşük? Yani dünyada mesela işte bireysel olarak İngiltere, Almanya, Amerika gibi, Japonya gibi ülkelerde gelire, ciroya veya milli gelire göre oranları, tam oranları bilmiyorum da Türkiye dünyadaki sıralaması nerededir? Dünya sıralamasında çok geriyiz. Ben şu an sadece yani gayri safi milli hasılaya göre söyleyeyim. $166 kişi başı sigorta gideri var Türkiye'de. Düşük mü? Büyük. Çok çok düşük. Diğer ülkelerde yani nedir? Amerika'da bu $2,500 kişi başı. İsviçre'de $4,000. Yani oradaki bir kere sigortalılık oranı %100 neredeyse. Yani bir anımı anlatayım. Bir gün yurt dışı Amerika'da bir seyahatimde Miami'de bir çiçekçi bir arkadaşım vardı. Benim de sigortacı oldum. Ya bu sigortaya çok para ödüyorum. Sadece bir çiçek dükkanı var. İşte bir tane arabası var, bir tane nakli. Dedim ne kadar sigorta giderin? $7,500 prim ödüyorum. Niye dedim 7500 çok yüksek. Hani Türkiye'de $750 yapılabilecek bir şey. Amerika'da mesela sorumluluk sigortaları o kadar önemli ki. Diyor ki... Aptallık sigortası falan gibi. Böyle bir sigorta var. Biraz... Size zarar verirse... Aynen öyle. Ben Almanya'da öğrenmiştim. Yani kapının önüne çiçek koyuyor, orada su akıttı, ayağa kaydı bir adam, düştü, kafasını patlattı, atıyorum işte $500,000 tazminat talebi oluyor. Bizim ülkemizde var mı bunlar? Yaptırabiliyor mu? Var ama çok, daha yeni biraz popülaritesi arttı sorumluluk sigortalarının. Hani ben eşime, aşıma, yan komşuma verebileceğim zararlardan sadece konut alanında, ticari işletmelerde de bir yangın çıktı. Üst katınız, alt katınız, orada çalışan insan... Ben üçüncü çevre şahıs... sigortası, komşular sigortası falan gibi değil mi? Evet. O... Zararın minimize edilmesi. Bir de şimdi artık emsal davalar çok karşılaşıyoruz. Ben size bir zarar verdim. Siz bana dava açıp bir manevi tazminat talebinde de bulunabiliyorsunuz. Bu emsal davalarda Türk mahkemelerinde onandığı için artık bir emsal teşkil ediyor. O yüzden sigorta birazcık daha önem arz etmeye başladı. Yani bizim ağırlıklı olarak dikkat ettiğimiz ve önem verdiğimiz bir numaralı sigorta bence sorumluluk sigortası. Orada da bir... Türkiye'de yoğun mudur bu sorumlusu? Ben yeni çok fazla kullanıldığını sanmıyorum. Popülaritesi, yani biz müşterilerimize zaten broker olarak bunları önermekle mükellefiz zaten. Hani denetimde ben müşteriye şu sigortaları alacaksın. Ondan sonra müşterinin tercihidir. Yani broker farkını sordunuz ya. Biz bu raporlamaları yapıyoruz. Bir yıl içerisinde de tüm hasar operasyonunuz, mali operasyonunuz vesaire bir yıl içerisinde de onların bütün yönetimini yapıyoruz. Broker'in ilk sorunuz farkı. Sokak brokerlığı anlamış mıdır? Hala köşedeki muhasebecide, bakkalda, araba plakasındaki acentaya gidiyordur. Sizler daha mı pahalısınız ki çekinerek gelmiyordur? Yoksa daha mı ucuzsunuz? Ya da bu Türkiye'de broker kelimesi anlaşılmamıştır. Hani ben hani anladığım için söylüyorum ama sokak brokeri anlamamıştır ne iş yapar diye soruyordur. Bunu anlatabildiniz mi brokerlığı? Yani siz sadece kurumsallarla çalışıyorsunuz. Biz sadece evet. Plakada veya trafikte dijitalle çalışıyorsunuz. Aynen. Ama yani Türkiye'de bu şey, her şey birazcık eğitimli. Yani sigortanın önemi insanların ancak başına gelince doğru karşılaştığı bir şey. Ne zaman şeye bakın. İnsanlar mesela arabasını alır almaz sigortasına önem veriyor. İşte trafik sigortası zaten zorunlu. Kaskoya önem vermesine rağmen %27 penetrasyon. Yani 100 arabanın 27 tanesinin kaskosu var. Türkiye'de 24 milyona yakın araba var. %27'si kaskolu. Evet. Şimdi ama diyorsunuz ki diyelim ki kaskosu olan adama sağlık sigortan var mı diyorsunuz? Sağlık yok. Arabasının sigortasını yapıyor ama hani arabayla kaza yaptığı zaman ona bir şey olmayacak. Zaten sağlığı da kayboluyor da o yüzdendir. İşte ben marcanın yongasıdır diye. Önce malı düşünüyor. Sağlığı düşünmek değil mi?
Yani penaltı oranları. Peki pahalı Türkiye'de çok... sigorta? Niye bu %27 sigorta ediyor da geri kalanı arabasını sevmesine rağmen yaptırmıyor? Fiyat ya ben de bunu şimdi atıyorum 100.000 TL'lik bir arabayı aldığınız zaman bunun Türkiye ortalaması 1400-1500 TL bandında. Çok fazla değil yani. Evet, gayet uygun bir fiyat. Ama kasko bir de trafik de bir o kadar da 3.000 TL gibi bir aylık işte yıllık kostu oluyor kasko ve trafiğe. Çok ve normalde ama şimdi ekonomik koşullar da insanların önceliği değil sigorta. Yani yurt dışına gittiğiniz zaman adam telefon ajandasını açtığı zaman işte avukatı, doktoru, sigortacısıdır. Biz de o sigortacı işte 17. sırada falan zannederse. Ama orada bir de şey var ya hani karısını atıyor, kocasını atıyor, sigortadan para kazanıyor. Biraz kötü niyet de vardır. Türklerde böyle bir şey olmadığı için de olabilir. Yani o şey Türkiye'de var değil mi? Bireysel sigorta hani tabii. Öldüğü zaman ödenen sigortalar vardır. Geçen sene bu pandemiden dolayı yaklaşık 717 milyon TL hayat sigortasına hasar ödendi. Pandemiden dolayı hayatını kaybedenlerden. Peki yine yurt dışında o kadar çok uzun konu var ki sizin de günlerce belgesel yapmak gerekiyor. Türkiye'de dünyada olduğu gibi işte sesi, telini, gözünü, kulağını, ayağını, bacağını, futbolcu, şarkıcı bu tip sigortalar Türkiye'de var mı? Yani var tabii ama kimse onları tercih etti. Yani ben bir şeyde makalede okumuştum. Adam bir tane prosu o kadar değerliymiş ki işte 400 bin dolara bir tane prosunun sigortasını yaptırmış. Yani isterseniz var işte bir var tane yani. Bacağını da yaptırabilirsiniz. Gözünüzü de yaptırabilirsiniz. Ama mesleki olarak işte elinizle çalışıyorsanız elinizi kaybetmeniz halinde başınıza gelebilecekleri teminat altına alan sigorta var. Peki bu sigorta konusu o kadar geniş bir perspektif var ki hani içimden sorular üretiyorum süreyi. Şimdi sigortada biz Türkler deprem var, bir zorunlu DASK var, bir de ihtiyari var, bir de sağlık gibi var. Hı-hı. Ondan sonra da araba gibi. Sağlık da çok fazla yapıyor muyuz? Sadece kurumlar yapıyor birazcık. Kurumsal şirketler çalışanlarına. Bu yaygın mı sigorta? Bireysel sağlık sigortası maalesef. Pahalı. Pahalı olmasının sebebi de havuzun büyümemesi. Şu an Türkiye'de ki geçen seneki rakamlara baktım 7.7 milyar TL prim ödenmiş. ADS olarak 3.5 milyon kişi. Yani 80 milyon nüfus 3.5 milyon penetrasyon. Yani baktığınız zaman primi pahalı değil. Daha çok bunun da %70'i kurumsal. Sizin gibi işte firmaların çalışanlarına, personeline yaptırdığı sağlık sigortasından geliyor. %30 gibi bireysel. Yani bireysel sağlık ama tamamlayıcı sağlık sigortası devlet destekli çıkartılınca onun fiyatı daha makul olduğu için tamamlayıcı sağlık sigortası çok gündemde. Geçen sene de çok ciddi bir büyüme kaydetti. Ama sağlık sigortası bireysel tüketiciye biraz pahalı geliyor. Ama onun da düşmesi için havuzun büyümesi lazım. Fiyatın yüksek olması da etki olabilir mi? Bir hastaneye gidiyorsun, bir laboratuvar 2000 lira alıyor. Şimdi sigorta şirketi onları düzenli, Türkler hastalığı çok seviyorlar. Ya da hastaneye gitmeyi bir sosyalleşme gördükleri için. Ben bir gün bir işimden dolayı bir devlet hastanesine gittim. İnanılmaz kalabalıktı. Oradaki başhekimle sohbetimde ne kadar kalabalık bu hastane. Bugün bir şey yok ki dedi, çarşamba günü görün. Buranın pazarı var, iki katına ulaşır. Çarşamba hastalıkla ne alakası var pazarla dediğimde pazara gelenler bir de hastaneye geliyor diye. Şimdi Türklerde sağlık sigortası yaptığın zaman daha çok hastaneye gitme arzusu olup daha çok laboratuvar veya diğer etkenlerden sigorta şirketine yansıdığı için daha pahalı sigorta olmuş olabilir mi? %100 öyle zaten. Biz şimdi grup sağlık sigortalarına bakıyoruz. İlk defa sağlık sigortası yapan gruplar ilk yıl kullanım oranına bakıyoruz düşük. Yani mesela yıl sonunda biz ona şey diyoruz, hasar prim oranı. İşte 10 lira ödemiş, ne kadar hasar almış, bir sonraki senenin primini etkiliyor. İlk yıllarda genelde kurumsal firmalarda düşük çıkıyor bu. Bir sonraki sene çalışan kadro artık sağlık sigortası benimsemiş oluyor. İkinci sene %120 oluyor hasar prim oranı. Çünkü çok sık kullanmaya başlıyor. Dediğiniz çok doğru. Bunun hastane tarafına baktığınız zaman da yani şu an geçen sene bizim sağlık sigortalarında uyguladığımız enflasyon, ona medikal enflasyon deniyor, %35. Yani normal %19-20 bandında enflasyon, %15 puan prime yansıyor bu. Dolayısıyla pahalı ve lüks tüketim olarak gözüküyor sağlık sigortası. Ama o pozisyonlarda da hani tamamlayıcı sağlığa yönelirse tüketiciler çok daha verim alabilirler çünkü artık
özel hastaneler de SGK kapsamında olanlar, çoğu özel hastanelerin onların içerisinde. Yani gittiğiniz zaman SGK'nızı el işaret bir şeye basıyorsunuz, kimliğinizden siz zaten tespit ediyor. SGK'nızın olduğunu anlıyor. Tamamlayıcı sağlık sigortanız da varsa aradaki o %20 katılım payını ödemiyorsunuz. Yani 2 lira, 3 lira verip çıkıyorsunuz hastaneden. Yani fiyat olarak da çok çok daha makul özel sağlık sigortasına göre. Peki bu çeşitlenme branşlardan şimdi aklıma geliyor. Kar yağmadı, yağmur yağdı, tarım gibi çeşitlenme. Mesela tarımı siz yapıyor musunuz? Tarsim yanılmıyorsam tarımda bu sene işte kuraklık oluyor. Çok büyük rakamlar çıkabilir. Geçenlerde bir soğuk havada belli bölgelerde meyvelerde %80-90'a yönelik donma olmuş. Bu sizin konunuza giriyor mu? Türkiye bunu devlet kanalına mı yapıyor? İşte kar yağmadı Erzincan'daki kayak tesislerinde, bilmem nerede sel bastı. Yani ikisi abi mesela tarım anlatır mısınız? Tarım sigortası. Benim biraz ilgi alanıma girdi bu son 2 yıldır açıkçası. Birazcık da sizden de feyiz aldığım için. Hani ekip biçmek anlamında değil ama ben bunu hani farklı ne yapabilirim diye tarıma çok ilgim arttı. 2 yıldır da açıkçası bir proje üzerinde çalışıyorum. Türkiye'deki mevcut durumda Tarsim'in liderliğinde çok da muazzam Tarsim bir devlet kuruluşu. Devlet kuruluşu. Hmm. Müthiş işler yapıyorlar çiftçiyi desteklemek adına. Açıkçası başına geleyim, Cumhurbaşkanımız 1,5 sene evvel bir tarım şurası yaptı. Oradaki en önemli ilk 5 maddenin arasında bir tanesi de sigortaydı. Tarsim ondan sonra çok gerçekten çok güzel atılımlar yaptı, yeni ürünler çıkardı, verimlilik sigortasını daha da genişletti. Şu anda Türkiye'de Ziraat Bankası'nın tarım teşvikleri çok ön planda. Bir de Türkiye Sigorta'nın diğer halk sigorta, güneş sigorta ve vakıf sigorta ile birleşmesinden sonra Türkiye Sigortası markası altında çok önemli güzel işler yapıyorlar. Ben de ne yapabilirim diye tarımla ilgili bu, ben hep teknoloji tarafını düşünüyorum. Daha kolaylaştırılır, daha nasıl son tüketiciye ulaşırım. 15-16 milyon bu sistemde tarımdan geçiniyor. Büyük Türkiye bir tarım ülkesi. Bu konuda tabii ki tarım sigortasının önemi de çok. Çok çok fazla. Devlet orada %50 bir desteği de var sigorta prim ödemelerine. Çok destek oluyor. Ancak dediğim gibi hep şeye geliyoruz, penetrasyon oranı çok düşük. Küçük çiftçiye ulaşılamıyor. Bizim de amacımız mikro, yani bir dönüm de yeriniz olsa, ekim yapıyorsanız sigortalanabilir hale getirmek. Burada da teknolojiyi kullanacağız. Benim gene bir seyahatim olmuştu 1 yıl evvel. Bu işle ilgili atladım, gene bir Afrika seyahatim oldu. Yani insanlar ne yapıyor, dünyada ne yapılıyor? Çünkü tarımla ilgili en gelişmemiş ve gelişmek isteyen ülkeler Afrika başında geliyor. Orada inovasyon, çok enteresan fikirler ve İsviçre kökenli bir şirketi gördüm. Onlarla bir işbirlikteliği yapmak için uğraşıyoruz. Şu anda konuşmam erken olabilir. Ürünü hazırlıyoruz. İnşallah bir anlatın, öğrenelim. Bu yıl içerisinde tahmin ediyorum bunu söyleyeceğinizi ama gerçekten çok bir NDA'ler falan olduğu için aramızda çok detayı anlatamıyorum ama 3-4 ay içerisinde zaten yani mutlaka tarıma yönelik bir gelişim. Aynen öyle. Sizin de çok ilginizi çekeceği için ayrıca size özel olarak da anlatmak isterim. Ben çok inovatif buluyorum. Şimdi ben Türkiye'de sigortayı herkes dediğiniz çok doğru. İşte apartmanın 3. katında bir masa, bir kasa hani kasko poliçesi, trafik poliçesi satabiliyor ama diğer branşlarla ilgili neler yapılması gerektiğine ben kafa yoruyorum ağırlıklı. Ekibimiz de ona göre şekillendiriyorum. Yani yeni bir şey yapmam lazım. Bu tarımda ayağa gitmek lazım yani. İlgimi çekiyor çok. Diğer ürünü sordunuz, o da parametrik evet. Sigortalar. İşte ona gut efekt deniyor. İşte yağmur yağmadı. Evet. Turizm, yağmur yağmadı, kayak mevsimi. Evet, kar yağmadı. Bunlara için bu sene çok, yani birkaç senede çok popüler bu sigortalar. Aradaki kar kaybınızı, iş durmanızı ödeyecek bir sigorta dalı var. Bu konuda 2-3 tane büyük sigorta şirketi liderlik yapıyor. Biz de müşterilerimize elimizden geldiği kadar bu ürünleri anlatmaya çalışıyoruz. Benim de çok ilgimi çeken bir ürün. Ya benim anladığım sigorta herkesin ihtiyacı. Ama siz anlattığınız, yaklaştığınız kadarını çeşitlendiriyorsunuz. Şu konuştuklarımızın çoğunu kimseler bilmediği için o sorumluluk sigortaları, ne bileyim risk sigortaları, komşu sigortası, şirketi koruma, aileyi koruma gibi şey olmaz. Ama
biz arabamızı korumayı önceliklemişiz ki onda bile %27 dediniz. Geri kalanı da genellikle şey de ne derler? Araba sigortalarında zarar ediyor sigorta şirketleri diye bir cümle var. Normal yangında, depremde vesairede kazanıyor ama arabada daha çok kaybediliyor gibi. Bu doğru bir kanımıdır? Yani bir 3-4 yıl evveline kadar öyleydi. Ama mesela geçen sene pandeminin etkisinden dolayı kaza oranları çok düştü trafiğe çıkmadığı için arabalar. Yollar çift oldu. Evet, hatta geçen sene de çok ciddi kar da etti kasko ve kasko branşında özellikle sigorta şirketleri. Oradaki penetrasyon düştü. Yani hasar prim oranı düştü. Bu sene ben anormal bir kasko, geçen sene büyümesi ama kaskonun %19 civarı filandı kasko branşında. Türkiye'de. Kasko branşında %19 evet. Büyüme pazarı. Bu sene ama ben çok çok daha yüksek bekliyorum. Geçen senenin bütün araç distribütör firmaları hem pandemiden dolayı hem ekonomik şartlarından için, dolayı. Arabalar yeni olduğu için olabilir mi? O da var işte ama sıfır araç çok gelmedi geçen sene. İnsanlar, distribütörler stoklarını düşürdüler ya evet. Geçen sene. O yüzden aynı oran sigortaya da yansıdı. Ama bu sene mesela önümüzdeki Mart ayında, daha doğrusu pardon önümüzdeki bu Nisan ayında çok ciddi bir patlama bekleniyor araç satışlarında. Zam geleceği için araçlara. O aynı oran bizim sigorta sektöründe de büyümeye desteği olacaktır. Peki bu enflasyon hem ekonomiyi yükseltiyor. Bir bina 10 milyonsa 20 milyona çıkıyor. Araba 3 milyonsa 5 milyona çıkıyor. Bu sigorta primini artırması demek sigorta sisteminde ileriye dönük düşüşü göstermeyecek mi? Ama prim artıyor, hasar da artıyor aynı oranda. Çünkü parçası... Ama ödeyeceği paraya bakıyor insanlar neredeyse bazı masraflarından kısıyorlar. Sigortada bir düşüş olabilir mi? Geçen sene arttı dediniz. Geçen sene arttı. Yani sigorta sektöründe... Azalmaz mı? Ben şöyle bakıyorum. İnsanlar bilinçlendikçe, adetler arttıkça sayılar kanununa göre primler de düşecektir. Primler düştükçe insanların ilgisi de artacaktır. Ben bu son 5 yıla bakın hiçbir zaman sigorta sektöründe düşüş olmadı. Hep bir artıya doğru gidiyor. Bu şimdi Z kuşağının gelmesi, daha bilinçliler, daha adam benim çoğu arkadaşım, çevrem daha arabasını galeriden alır almaz hemen bizi ararlar. Yani kapıdan dışarı çıkmaz korkusundan. Artık bilinç olmaya başladı insanlarda kaskoya karşı. Bir de çok pahalı olmadığını gördüler. Hep böyle kasko ütopik gelirdi insanlara, kasko sağlık sigortası. Ama şimdi bu dijital sayesinde de yani TCKN'nizi giriyorsunuz, 26 şirketi karşılaştırması görüyorsunuz. Şimdi bazı şirkete bakıyorsunuz 1400 lira, birisine, diğerine bakıyorsunuz 4500 lira. Yani bu... O nasıl oluyor yani? Bir sigorta genellikle birbirine yakın bir pazar olması lazım. Öyle. O yüzden de işte brokerlığı çok merak ediyorum. Siz büyük olduğunuz için daha mı ucuz yapıyorsunuz? Çünkü bir yerde 1000 lira, bir yerde 4000 lira olunca halkın da kafası karışıyor. İşte brokerin oradaki en büyük avantajı o. Bütün piyasayı karşılaştırmasını yapabiliyor. Çünkü müşteri, eskiden şöyle bir realite vardı. Yani sigorta şirketinin müşteriler işte illa... Marka sigorta şirketleri olsun denirdi. Ama şimdi zaten sektörün %85'i yabancı oldu. Hasar ödemeleri eskiden çok geçti. Hatırlarsınız 10-15 yıl evvelinden böyle aylarca hasar ödemesini beklerdiniz. Şimdi bu anlaşmalı servis ağları, sektörümüz çok gelişti. Çok düzgün, kaliteli insanlar, insan kalitesi çok arttı. O yüzden hasarlar artık sigorta şirketleri hasarları ödeyebilmek için birbirleriyle yarışır hale geldi bireysel sigorta sigortalar. Sigorta primini ödeyebilmek için. Hasarı ödeyebilmek hasarı, için. Hasarı ödeyebilmek için. Ben bundan en çok korkanlardan, en çok prim ödeyenlerden biri ben olarak hep bu 20 yıl, 30 yıldır ödüyorum. Allah göstermesin bir deprem veya bir yangında ne olur diye en çok şüphe ve kaygı duyanlardan biriyim. Yani sigorta şirketleri parasını düzgün ödüyor mu? Ödüyor. Bizim küçüklüğümüzde veya ortamda aldığımız algılar ve şeyler vardı, kaygılar. Parayı ödersin, sigorta şirketi gelince bunu ödemez, bahane bulur gibi. Onlar nasıldır? Yani çok ilerleme kaydetti ama demin sizinle programda önce de konuştuğumuz gibi hani sigorta poliçesini müşteri okumak zorunda değil. Yani o kredi kartı sözleşmesi gibi evet, karınca duası. Evet, iki numara gözümüz artar. Onu okuyacak artar. Olan kişi zaten broker. Broker müşteride bakın şunlar şunlar var, bunlar yok. Sizi çok güzel bilgilendirmesi gerekiyor. Hem kurumsal hem bireyselde. Yani mesela Türkiye'de hiç anlamadığım bir şekilde full kasko denen bir şey var. Niye full kasko alırsınız? Mesela atıyorum 3 tane arabanız vardır. Evet. 3 arabanız var. Bir tanesi haftada bir gün biniyorsunuz ama full kasko alıyorsunuz. Bunun riski çok düşük. Onu atıyorum. Muafiyetli alın. Türkiye'de şey... İlginç o. Kaskoda illa hani... Ama hani farı da kırıldı alayım.
pert de oldu alayım. Yani her şekilde köşelerin kapalı olmasını tercih ediyor tüketici. Ama baktığınız zaman 5000 lira olan bir kaskoyu 2000 liraya da alma şansınız var. 2-3 tane orada işte broker de bunu yapıyor. Diyor ki Durmuş Bey, bu arabanızı kullanmıyorsunuz, işte bunu da muafiyet koyalım, priminiz düşecek. Bizim işimiz tamamen sigorta şirketiyle aradaki sizin menfaatlerinize yönelik aradaki... Ama anlatabiliyor muyuz? Yani ben bunun meraklılardan biriyim. Ben bile çoğunu yeni duyuyorum ya da üstüne gide gide cımbızlarıyorum. Anlatıldığını zannetmiyorum. Yani Türkiye'de sigortacılık... Karşı taraf biliyormuş gibi. Çok iyi bir anlatıldığını zannetmiyorum. Hani Avrupa bunu nasıl duymuş veya dünyadaki ülkeler. Kişiden para almak bir sanat. Bu konuda çok fazla... Hep kağıt. Yani şimdi bile sorumluluk sigortası sizde duydum. Ben Avrupa'da bir firmayla görüştüğümde aptal sigortası diye bir şey vardı. Hani bu kişinin aptallığı değil. Bir kişi yaparken işini doğru yapmadığında zarar görürsem onu oradan alırım kültürü. Ben mesela buna severek para öderim. Çünkü başımız başkasının yüzünden büyük şirketler, ya kurumlar, aileler zarar görüyor. Bunu anlatmak lazım. Branşlarımız sadece kasko, deprem vesaire gibi gidiyor. Yani birazcık onlar sizlerin sayesinde olacak. Bu tip programlara daha çok, yani sigorta çok tüketici tarafında cazip bir, dinlenecek bir konu olmadığı için hep kötü şey hatırlatıyor. Çünkü sigorta demek hasar demek, kötü gün demek. Ama bu tip programlar arttırılırsa nihai tüketici... Hasarsızlık mesela iadesi var mı? Ben 10 sene ödedim, hastalanmadım ya da bir yerim kırılmadı. Bunun bir yansıması var mıdır? Her sene var. Yani kişileri hasara yönlendirip de para almaya yönlendirmek değil de hasar yapmazsan, sıkıntı olmazsa sana menfaati vardır. Bir kar payı gibi geri dönüş var mı? Hasarsızlık indirimi var. Sağlık sigortasında da var, kaskoda da var. Ama mesela bizim Güney Afrika'daki şirketin bir ürünü vardı. Kickback sigortası diye bir şey, işte geri iade. O yıl hasar almazsan da %20'sini nakit olarak iade edin. Ne kadar güzel bir şey. Yani bu tip ürünlerin gelişmesi. Kişiler hasar da almayabilir ya da hasarı yapmamaya çalışır. Atıyorum orada 1000 liralık hasarı varsa almıyor o zaman. Nasılsa ben buradan 2000 lira yıl sonunda geri iade alacağım diyor. Şimdi bu tip ürün çeşitliliğinin artması lazım. Biz takılmışız bir kasko, trafik, sağlık sigortasının gelişmesi lazım. Yani farklı ürünler. Ama bunu en temeli nasıl anlatacaksınız? Nihayet tüketiciye bunları anlatabilmek lazım. Peki teleşür ayağından kafamda bir sürü sorular var da. Bu yıldan sonra şimdi pandemiyi de soracağım. Bundan sonra ne yapacaksınız? Ne kadar büyüyeceksiniz? Mesela yüzde kaç büyüdünüz geçen sene? Kuruluşunuzdan büyüdünüz. Nedir hedefiniz? Daha mı çok illere gideceksiniz? Daha çok ülkeye mi gideceksiniz? Yeni branşlar mı? Teleşür büyümesini anlatır mısınız? Yani biz zaten organik olarak şirket büyüyor. Yani hem kur artışlarından dolayı hem referans usulü. Bizim mesela teleşür olarak bir pazarlama ekibimiz yok. Bizim sadece... Nasıl yani? İnsanlar tesadüf mi buluyorlar sizi? Yani müşteri temsilcimiz var. Evet. Müşteri temsilcileri o yıl içerisindeki müşterilerin ihtiyaçlarını analizliyor. Ama hep bu dünyada en iyi pazarlama, ağızdan ağza pazarlama derler ya işte. O ona refer ediyor, o ona refer ediyor. Ama ömür yetmez buna. Ama şimdi anlatarak. Çok da büyümenin sakıncaları var. Sadece İstanbul'dan mı varsınız? Bütün illerde varız. Yani Ekvator'daki bir enerji santralının sigortasını da yapıyoruz. Ona da restorans brokerliği deniyor. Ama artık bu dijital çağda lojistik anlamda bir yerde olmanın çok bir manası yok. İşte pandemide gördük. Ofisi 6 ay kapattık ama hiç ne müşterimizin bir şeyi aksadı ne poliçeler. Tam tersi bir de yeni müşteriler de geldi Zoom üzerinden. Yani bizim artık illerde oluyor olmamızın çok bize bir artısı yok. Yani ama Erzurum'daki bir kişi teleşür nasıl bulacak? Şimdi bizde yani... Sadece internetten araştırıp Türkiye'deki brokerları mı arayıp bulacak? Yok, hani benim birazcık iş yapış şeklim biraz farklı. Hani ben böyle çok büyüyeyim, %300 büyüyeyim gibi bir hayalim var. Ama bu sefer mevcut müşterine zarar verecekten korkuyorum. Yani buradaki hizmeti ben aksatırsam... Zaten bu müşteriden de olmaktan korktuğum için çok hızlı bir büyümeyi tercih etmiyorum açıkçası. Zaten organik olarak durduğum yerde büyüdüğü için şirket. Ama mutlaka dediğim gibi böyle inovatif işlerle ilgileneceğim. Mesela bir otomotiv sektöründe çok önemli bir projeyle uğraşıyorum. Onu da 8-9 aydır. Onu bilahaleyse de paylaşırım. İşte bu tarım çok ilgimi çekiyor. Yani insanların yapmadığı şeyi yapmaya çalışıyorum. Zaten o ürünleri yaptığınız zaman müşteri zaten sizi bulacaktır. Ama
şu konuda %100 haklısınız. Hani kendimizi anlatmak, ifade etmek, herkesin brokerliği bilmesi de fayda var ama ancak dediğim gibi bu birazcık basının sayesinde, sizlerin desteğiyle ancak öyle olacak. Peki Alper Bey, 1,5 senedir, 3 ayda geçer dedik, 1,5 seneyi de yakaladık. Gidecek de büyüyecek gibi de görünüyor. Pandemi şirketinize ve sigorta sistemine ne getirdi, ne götürdü? Vallahi yani müthiş bir farkındalık oldu bir kere, yani sektörel anlamda. Sigorta sektörü de, tüm sektör adına konuşuyorum, ben ehil, o anlamda ehil kişi değilim ama sektör adına en azından bir emektarı olarak söyleyebilirim. Bence müthiş bir sınav verdi sigorta sektörü. Hatırlarsanız geçen Mart'ta başladı pandemi. Pandemi sigorta mevzuatının dışındadır. Yani pandemi ilan edildikten sonra sigorta branşlarında hasar ödemesi durur. Bu sağlık sigortası da dahil. Öyle mi? Tabii. Yani biz sağlık sigortamız varken pandemi geldi, hastaneye gidemeyecek miyiz? Normalde öyleydi ama devlet ve sigorta şirketlerinin desteğiyle bütün sigorta şirketleri bir kendi aralarında bir ittifak gibi bir şey yaptılar. Ve Covid'i dahil ettiler sağlık sigortalar. Covid geçerli şu anda. Geçerli, evet. Diğer branşlar? Diğer branşlar yani maalesef. Yangın vesaire devam ediyor. Yok, hayır. Peki devam edin pandemiyle alakalı. Pandemide ben ne yaptım? Bir kere ilk etapta hani iş arkadaşlarımızı hemen bir kontrol altına almam gerektiği için. Onlar mutfağımız çünkü orası. Ben hep öyle görüyorum. Yani biz belki şeflik yapıyoruz ama esas mutfaktaki çalışan arkadaşlarımız çok önemli. Hemen onun ilk müdahalem o oldu. Ben biraz bunu nasıl fırsata çevirebilirim, yani yanlış anlamayın, fırsatçılık anlamında demiyorum ama nasıl pozitife çevirebilirim. Sizin hep söylediğiniz yani çalışmak ya çok önem verirsiniz. Biz uzaktan nasıl çalışırızı ilk başta iş planımızı yaptık. O bir Türkleri ben o yüzden çok severim. Yani anında. Küçükken bizim bir çizgi film vardı, Tonton diye, hani bulunduğu kabın şeklini alır. Türkler hemen adapte olabiliyorlar ya iş hayatında, çok kıvraz o konularda. Hemen adapte olduk, hemen işte bizim üst düzey arkadaşlarımızla oturduk, ne yapalım? Hemen o teknolojik anlamda bir kere çok hazırdık biz. O çok büyük avantaj oldu bize. Hızlı hemen teknoloji, herkesin evine laptoplar kuruldu, işte bütün programlar indirildi. Büyüdünüz mü, küçüldünüz mü? Büyüdük. Büyüdünüz. Büyüdük. Branşlarda daha çok hasar mı yarattı pandemi bütün branşlar için söylüyorum, daha mı az yarattı? Sadece pandemi değil, pandeminin... Tam mesela arabalar sokağa çıkmadı, hasar azalmıştır. Hasar azaldı. Yangın evet. Olmamıştır. Ama şey oldu, doğal afet oldu. Son 3 dakikada olduğunu söylendiği için İstanbul depremine ya da Türk depremine geleceğim. Siz depremde çok fazla değilsiniz. DASK olduğu için daha çok... Yok, o deprem, yani DASK yapıyor musunuz? DASK'la beraber tabii, o genel yangın paket poğaçasının içerisinde zaten deprem teminatı var. Sigorta dahil. Şirketleri pandemide sağlıktan para kaybettiyse ama diğerlerinde daha fazla yaşadı. Kırılmadı, dökülmedi. Biraz evet öyle oldu ama gibi. Doğal afetler oldu. Mesela işte bu Elazığ, Malatya depreminde, İzmir depreminde 425 milyon TL hasar. Küçük bir deprem. Şimdi onu soracaktım. Allah izirgesin. Toplam inşallah 1, olmaz. 1 milyar 200. Hiçbir zaman da olması istemeyiz. Bir Marmara'da veya İstanbul'da deprem olsa İstanbul'un fizyolojik yapısı, konut yapısı belli. Yani, Türkiye bunu sigortası kaldırabilecek güçte midir? Herkes bunu düşünüyor. Yani DASK'a para ödüyoruz da alabilecek miyiz? Evet, tabii ki. Arkada bir restoran yapısı olduğu için mutlaka zaten ya hasar konusunda hiçbir tereddütünüz olmasın. Ama sigortalılık oranında tereddütünüz olsun. Tamam. Yalova depreminde sigortalılık %10'du. Alacaksınız. %100'ünü alacaksınız. Nerede duruyor bu para? Yani böyle çıkarıp yurt dışında 1 milyon zaten kişi ödeyecek şöyle para var düşünün. Mı? Sizin 10 bin liralık bir riskiniz var. Bu 10 bin liralık riskin sigorta şirketi 1 lirasını falan üzerinde tutuyor. 9 lirasını yurt dışına satıyor. Peki İstanbul'da oran nedir? DASK ve deprem oranı. Kaç bin ev var, kaç bin konut veya gayrimenkul var? Ne kadar yüzde olarak veya adet? Vallahi DASK sorunlu olduğu için ama maalesef o da ancak elektrik faturasını öderken senin DASK'ın yok. Ya zorunlu ya da evini satarken, kiralarken o poliçe zorunlu olduğu için ibraz etmek zorunda o zaman yaptırıyor. Onda bile oran %65-70'lerde. Oh, maalesef. Süre doldu. Süre çok su gibi aktı gitti. İnşallah evet. Bir daha program yaparız. İnşallah. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, değerli bir konuğumu ağırladım. Yine farklı konudan bilgilendirdik sizi. İyi hafta sonları. Görüşmek üzere.